Hocam, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sizi burada görmek çok güzel. Bir onurdu yine seni görmek. Estağfurullah, olur bana O ait. Pırıl pırıl parlayan pırlanta gibi gözlerin. Hocam, Facebook'tan arada konuşuyoruz, beni motive ediyorsunuz. Ben şimdi antrenmanlara, diyete falan başladım ya. Böyle fotoğrafın altına bakıyorum, Namık Hoca yorum yazmış, hemen giriyorum. Moral. Hemen moral. Bir moral yazısı vermiş. Ama şey, yani bugünlerde yaptığın olay çok zor, herkesin yapamayacağı bir şey. 40 yaşında birisi düşün, en eski zamanda aldığı en iyi formunu yakalamak istiyor. Bu Frank Zane vardır, Mr. Olympia'nın güzel bir sözü vardır. Evet. Geri dönüş, coming back is pure suicide der. Pure suicide. Geri dönüş sattı bir intihardır. Evet. Çok zordur yani. Evet. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Bu yaşlarda rekorlar kırmaya çalışıyorum. Ama o bizim içimizdeki hani bir canavar var ya, o dışarı çıkmak istiyor ya devamlı böyle. Hocam, sizin canavar biraz daha büyük ama hocam, ya. Bizim canavar ufak. O yaşlıdır da senin kadar büyük olamaz. O savaşçı ruhu, sende olan savaşçı ruhu, bize satlara da aşılanan savaşçı ruhu. Ben gördüğümde hatta diyorum ya, bir belgeselimi çekseler. Onda diyorum Ertan Balaban oynasa ne güzel olur diyorum. En büyük hayalim hocam, bunu düşünüyoruz İnşallah. Zaten biliyorsunuz, Emir'le konuşuyoruz. Hocam, bu söylediklerinizle ilgili şunu söyleyebilirim. Eşim de bana diyor işte, ya diyor otur biraz oturduğun yerde falan. Bir konfor zonun içinde böyle yok olduğumu hissediyorum. Yani sanki böyle hakikaten maddi manevi bir konfor zonun içine girdiğim zaman. Demin konuştuğumuz olay işte. Evet hocam, böyle bir şey hissediyorum. Oturamazsın. Yani, evet, ama böyle bir kendime bir challenge yaptığım zaman, bir hedef koyduğum zaman falan. Yaşadığımı hissediyorum. Sorgulamıyor değilim mesela, siz de suyun altında ya da yerin altında. Ya benim ne işim var burada ya da havadan atlarken falan. Hmm. Bir ne işim var demişsinizdir yani, ama günün sonunda sizi canlı tutan. Komedi olsun diye dedim. Mersin'den Kıbrıs'a yüzüyorum ya su altında. 38 saatte yüzdüm yüzerken. İşte yemek yiyorum suyun altında. Tuzlu Akdeniz. Binde 38 tuz var. Ağzıma tuzlar giriyor, buruk oluyor. Çıkıyorum. Yüzmeye devam ediyorum. Satlar oradan beni kontrol ediyorlar. Bu derinlik sarhoş olup boğulmasın falan diye. Bir gün dedim, lan kaç yaşına geldin? Ne işin var senin Akdeniz'in ortasında Kıbrıs'a doğru diyor insan ona. Diyor hocam. Ben de bugünlerde diyorum ya, ne yapıyorum ben falan, ama beni diri tutan, mutlu tutan bu. Bir de bence hocam, yemeğimize dikkat etmezsek, sağlığımıza dikkat etmezsek böyle örnek olamayız. Tabii. O yüzden ben hem bir spor salonu sahibi olarak, hem eski bir sporcu olarak birçok insana örnek olmam lazım. Tabii. O yüzden aslında kötü beslendiğim zaman ve antrenmanı azalttığım zaman vicdanen de rahat etmiyorum. Tabii. Çünkü bizi birçok insan bu yüzden seviyor. O yüzden örnek olmak adına da böyle bir şey yapıyorum. Şimdi bir Göbekli Namık Ekin'le bir Göbekli Ertan Balaban'ı pek seveceklerini zannetmiyorum spor severlerin. Değil mi? Tabii biz örnek olmamız lazım onlara, ama bunun da bir maliyeti var. Yani vücuttan götürdüğü bir şeyler var. Biz rahat popomuzu sandalyeye koyup veya böyle koltuğa, popomuz koltuğun şeklini alır, koltuk da popomuzun şeklini alır. Böyle bir rahat şeyimiz yok. Biz, sen, ben gibi sporcular savaşçı ruhu geliştiren yıllarca, onları bir yere oturtamazsın. Onlar bir yere oturduğu zaman, hani limonu sıkarsın da çöpe atarsın ya işi bitince. İşi bitmiş, sıkılmış limon gibi hissederler. Veya süpürge, yani süpürürsün de kapı arkasına korsun ya, evet, işi evet. Bitmiş süpürge gibi kapı arkasına konmuş hissediyoruzdur sen de ben de. O yüzden evet. Zaman zaman böyle büyük çıkışlar yapıp, challenge'lar yapıp kendimizi, ben hala varım, hala işe yarıyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Çünkü bizim yaptığımız sporlarda falan devletin bize sahip çıkıp, aslında sen onu başardın, TRT ile Türkiye'nin tanıtımını yaptın her şeyleri. Boks, güreş, yağlı güreş bilmem ne falan. Bayıla bayıla izliyordum onları ben. Sağ ol hocam. Çocuk dünyaya tanıtıyor bizi falan diye. İşte biz de bu yaptığımız işlerle, hani bir getirisi yok bize maddi olarak, ama götürüsü tabii vücudundan bir şeyler götürüyor. Düşün, 38 saat bir adam 64 yaşında Kıbrıs'a doğru yüzüyor, 38 saat su altından hiç çıkmadan. Onun için senin bu yaptığın en son diyetle beraber progressive overloading veya bir iddialı challenge herkesin takdir edeceği bir şey, ama evde muhakkak hanım bozuluyordur sana. Yani sosyal hayatımız biraz azaldı. Ama sizin yaptığınız challenge'ın hocam yanında benimkiler bir şey değil. Ben sadece forma girmeye çalışıyorum tekrardan. Siz tabii çok daha büyük şeyler deniyorsunuz, rekorlar kırdınız.
Herhalde bu içimizde var hocam. Bu savaşçı ruhu ya da işte bu tabii. challenge, bu hedef koyma falan. Kanımızda var ve hiçbir zaman da bitmeyecek bir şey. Bizler ilerlemesini seven, tekamül derler eskiler. İlerlemesini seven, başarıyı seven. Ama başarının sonundaki o para bilmem ne bizi tatmin etmez. Biz yaparız işi, hemen ortalıktan kayboluruz. Sen de öyle çalışıyorsun, ediyorsun, bir şey yapıyorsun. Çekiliyorsun köşene, okuyorsun, çalışıyorsun, yazıyorsun. Evet. İnsanlara faydalı oluyorsun ki bence bizim uzun yıllardır yaptığımız en güzel şey insanların sağlığıyla uğraşmak. Evet. Onların vücutlarıyla uğraşmak, bir vücut fabrikatörü gibi, tamam mı? Evet. Çalışıyoruz. Bunu da sen şimdi böyle güzel bir salon açmakla çok güzel, iyi bir iş yaptın. Keşke kıymetin bilinse. Sağ olun hocam, estağfurullah. Bir de tabii şu da çok güzel bir şey hocam. Siz diyorsunuz yani ben mesela challenge yapıyorum, işte işe yaradığımı hissediyorum falan. Aslında şöyle düşünmek lazım. Tabii ki bu challenge'lar, rekorlar hem ülkemiz adına hem sizler adına çok güzel şeyler ama bir de bilginizi paylaştığınız bir yönünüz var ya, ben evet. oraya biraz konsantre oluyorum. Günün sonunda Facebook'ta o postlarınız, uzun uzun postlarınız, eğer arkadaşlar YouTube'u takip ediyor, Facebook'a bakmıyorsa mutlaka görmeliler. Yazdığınız kitaplar, yani benim masamın üzerine duruyor, judo ile ilgili şu kadar bir kitabınız var. Yani Türkiye'de... O daha yarısı, şimdi o teori. Pratiğini yaparsam yani, herhalde 1650 sayfa olacak. Böyle bir judo kaynağı yani bugüne kadar gelmemiş. Bundan sonra da ben 100 yıl geleceğini düşünmüyorum, inanmıyorum. Çünkü yani sadece bir konuyla ilgili bu kadar yazabilmek için çok derine inmek gerekiyor. Siz de inmişsiniz zaten. Aynı zamanda YouTube'da da aynı şu an yaptığınız gibi bu duygularınızı ve bilgilerinizi paylaşmanız bence en büyük rekor. Çünkü hocam bazen biz böyle şey yapıyoruz, bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz? En son siz de Samsun'a gittiğimizde yüzlerce insan etrafınızı sardı, fotoğraf çektirdi. O gün siz de anladınız, biz arabaya bindik, dediniz ki ya Ertan ben fotoğraf çekiyorum ama bu kadar üst üste çekmemiştim diye. Ben de en son hocam İstanbul Kongre Merkezi'ne gittim. Gerçekten etrafımı böyle 250-300 kişi falan sardı ve saniyede bir fotoğraf çektiriyordum. Tabii. Şimdi insan YouTube'dan bir yayın yapınca anlamıyor ama insanların içine girince onore oluyor. Tabii. Aslında yaptığınız şey çok büyük bir şey. Takdir edilmek çok güzel bir şey. Ve şunun farkına vardım ben. Siz bunu 50 yıldır biliyorsunuzdur. Bazı insanların da hani self motivation yok ne yazık ki. Evet. Eleştirmek için söylemiyorum. Tabii. Biz mesela diyorsunuz ya challenge yapıyoruz kendimize falan. Tabii. Bize bu biraz öğretilmiş. İşte dojoda, evet. askeriyede sizin için. Belki de genlerimize Belki yazılmış. Belki de genlerimize yazılmış. Ama bazı insanların da böyle bir kıvılcıma ihtiyacı oluyor. İşte o kıvılcım içinde idole ihtiyacı oluyor. O yüzden aslında baktığınız zaman binlerce insanı belki harekete geçiren sözleriniz evet. vardır yani. Evet. Bu benim için en büyük rekor. Yani diğer evet. rekorlardan daha da büyük rekor. Çünkü sporla ilgili, antrenman bilimiyle ilgili, birçok şeyle ilgili videolarınız var. O yüzden hocam bana da motivasyon kaynağı alıyorsunuz. Herkesin böyle baktığı insanlar var. Ben de benden yaşça ufaklara eğer motivasyon kaynatan ne mutlu bana. Tabii. Ama benim için de o kişi sizsiniz yani. Ama şimdi boynuz kulağa geçer yani. Ben son yıllarda senin yaptıklarına öyle gurur duyuyorum ki. Ya diyorum bizim gençliğimizde bunlar olsaydı. 58, 59, 60'larda ben jimnastik şampiyonuyken, evet. halter şampiyonuyken, yüzme şampiyonuyken, askeri pentatlon şampiyonuyken, akrobatik jimnastik evet. şampiyonuyken ve judoyu saymıyorum zaten. Çok daha iyi yol alırdık, çok daha ilerlere giderdik. Benim dezavantajım şuydu, askerdim ya, bir yere göreve yolluyorlardı. Hadi ne var? Spor, askeri pentaton, pentaton yapıyorduk. Bir yere gidiyorduk, ne var burada? Judo mideri, judo. Bir yere gittik, ne var? Halter. Body yapıyordum, halter yapıyordum. Beni alıp da bir yere koyup böyle deselerdi ki, sen arkadaşım halterci olacaksın. Veya sen sırf judocu olacaksın. Bir de çocukluktan itibaren bunlar başlamadı bizde. Askeri okula girdik. Yani barfiks yok okulda. Paralel var. İşte kasa var, minder var. Yani ne bulduysak onu yaptık. Burada antrenman biterdi. Biz pekmez içerdik. Sene 59 bilmiyoruz. Hocalarımız, abilerimiz derdi ki eti yiyoruz, yağlarını ayırırdık. Yağların da yoğurun oğlum siz gençsiniz, yakarsınız. Filan böyle makarna, pilav filan. Ayda ne kadar çok yersek o kadar kuvvetleneceğimizi zannettiğimiz evrelerden geçiyorduk. Ve her gün full body training yapıyorduk. Yani vücudumuzun her yerini her, yeri, her gün. Çünkü neden? Yarın gemi kalkabilir. Halter malter yok. Gemi abordo olmuş sahile.
bir baraka vardı, orada bir demirler falan var, çalışıyoruz ya, bütün vücudu gidiyoruz şeye, ne varsa herkes gibi aynı besleniyoruz. Gemi personeli olarak ben güverte asubaydım, sonar radar telsiz. Sonra ertesi gün yine gidiyordum o baraka, üstü açık, yağmur falan yağıyor içine. Yine aynı şeyleri yapıyordum. Yanlarına topuzlu dumbbell'lar var ya o zaman. Evet. Ağırlık atmıyor, kaynaklı. İple şeyi bağlıyordum, dumbbell'ları bağlıyordum. Deadlift yapıyorum, upright rowing yapıyorum, neck press yapıyorum. Yanlarda dumbbell'lar böyle sallanıyor falan. Çok zor şartlarda çalıştık. Onun için şimdi gençlere bakın, böyle hocalar var, böyle salonlar var. Ama biraz motivasyon, biraz ignition diyoruz yani böyle marş motoruna. Bazen yokluk daha çok motivasyon. Tabii bu. Yani her şeye ulaşmak çok kolay. Evet, o yüzden mesela bir gün tüpümü hava dolduracağım. Gittim burada bir balık adam mağazası tüp dolduruyor. Marintek ismini vermekte mahsur. Tüpleri dolduruyorum. Adam biri geldi, profesör sakallı falan. Dur ya, nereye gidiyorsun dedi bana. Buyurun beyefendi dedim. Senin dalganı dedi, ben spora başladım aga dedi. 60 yaşında küsür. Nasıl abi dedim. Dedi ya bak, palet aldım, şnorkel aldım. Adam dedi Karadeniz'den dalıyor, bütün boğazı su altından yüzüp Aksaray'dan çıkıyor 18 saat 53 dakikada. Ulan bari ben de bir şeyler yapmam lazım diye. Gittim palet aldım, maske, şnorkel. İşte balık kovalayacağım, yüzeceğim falan dedi. Senin sayende spora ya, başladım işte dedi. Bahsettiğim şey böyle bahsediyor. Senin benim sayemde görüp de bizi. Evet. Spora başlayan çok insan olmuştur muhakkak. Onlara biraz katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Hocam çok fazla. Bir şey merak ediyorum hocam. Şu an bizim dönemimizde kaynaklar çok fazla. Yani sadece kitap olarak değil, aynı zamanda YouTube'dan bile ben şu anda supplementleri, besinleri, her şeyi çıkarabiliriz. Yani doktor, antrenman bilimi, her şeyi çok böyle hızlı bir şekilde öğrenebiliyorum. Ama sizin zamanınızda hocam hem kaynaklar, kitaplar az. Tabii. Hem internet diye bir şey yok. Yok denecek kadar kitap yok. İnanılmaz bilgilisiniz. Yani biz her konuştuğumuzda insan bedeni öyle bir şey ki. Yani eklemler, kaslar bitmiyor. Yani ben her sene mesela bir şey öğreniyorum. Bir sonraki sene daha fazla öğreniyorum. Yani 25 yıldır spor yapıyorum. Her sene gerçekten yeni bir şey öğreniyorum. Eminim siz de bunu yıllarca söylemişsinizdir benim gibi. Yani bu kadar bilgiyi nasıl doldurdunuz, bu donanıma sahip oldunuz, onu gerçekten merak ediyorum. Belki izleyenler de merak ediyordur. Şimdi tabii çok iptidai şartlarda çalıştık ya, hocalarımıza sorardık falan. Tatmin edici cevaplar az çok alırdık. Benim hocam Fransız filoloji mezunu, İhsan Kırgül'dü, milli takım antrenörümüz. Çok literatürü takip ederdi ama ben de ona çok soru sorardım. Hocam kretajlı tutuş ne? Fransız okumuş ya, biz İngilizce biliyoruz. Hook grip mesela. Evet. O kretajlı derdi. Buna kretajlı tutuş diyordu. Vay. Biz İngilizceden kaflarınızı kullan derdi yani. Evet. Koparma yaparken oradan. Evet. Kaflarını da kullanın. Halteri 10 santim daha yukarı çıkarırsınız. Sonra aşağı topukları koyunca 10 santim de aşağı giriyorsun. Büyük bir kar falan derdi. Sonra ben derdim bilgiye ki ya şey bu moletlerini kullan diyor Fransızca. Molet diyorlar kalfa. Moletten mi kullanan? Hocam molet ne? Molet ne? Tak öğrendik. Bak 59 senesinden aklımda kalmış. Böyle yazmışım şey. O yüzden mesela geçenlerde doktor arkadaşlarla oturduk konuşuyoruz. Çoğu kulak, burun, boğaz falan. Hı-hı. Bir tanesi deri hastalıkları, cilt hastalıkları falan. Ve konuşurken falan işte dedi Namık da dedi iyidir bu konuda. Namık abi dedi son gelişmelerini anlatsana falan dedi ona. Ben dedim ki mesela şeyde tıp fakültelerinde pek öğretilmez. Mesela sende olup da bende olmayan kaslar var dedim. Nasıl yani? Sen, o kas dedim sende vardır, bende yoktur mesela. Nasıl olabilir? Ya dedim osipital kemiği var ya, trapez kası gelir trapez, buraya bağlanır. Onun altında osipitalis minor diye bir kas vardır. 100 kişinin 17'sinde yoktur o. Palmaris longus diye bir kas vardır burada. Tamam mı? Eğer o sende yoksa şöyle yaptığın zaman buradan bilmiyorum. Çıkmıyorsa o kas yoktur. Evet. Tornavida hareketini yapamaz o adam. Sonra sternum kemiği var ya, imam tahtası. Evet. Dedim imam tahtasının etrafında U şeklinde sternalis diye bir kas vardır. 100 kişinin 54'ünde yoktur dedim. Yo yapma falan. E tabii dedim kürek kemiğini yukarı kaldıran var ya. Elevator scapula. Evet, evet. O herkese yoktur mesela dedim yukarı kaldıran. Trapez kaldırıyor tamam ama bir de arkada şey var o dediğim kaslar var hani. Bilmiyorsunuz şey elevator elevate'den gelir. Evet. Asansörden. Yukarı kaldıran falan diye. Sonra arkada işte piramidalis diye bir kas vardır. Piramit gibi olduğundan falan.
İşte planter kası var, planteris var. O da yoktur 100 kişinin 24'ünde falan dedim. Sende vardır. Ben ulan dedi, yuh dedi. Bize sorsan şimdi profesörüz, doçentiz mi? Bilmeyesen dedi. Yani ben böyle ince, mesela birinin forma girmesi için mesela vardı bir kitap, How to be create a best athlete diye bir kitap okumuştum. Ben kimse de yoktur mesela. Bende var, Yesis var, Amerikalı. Evet. O Yesis'in bir Rus yazarla beraber yazdığı kitap bende var mesela. Orada geçen skill öğretiyordum. Beceri nasıl geliştirir? Beceriyi parçalara ayırırsın. Mesela judo çekişi. Önce sol kolu çekişini öğretirsin yere paralel. Surite, hikite de, hikiteli de bu kaldıran çeken el. Hikite Japonca balık tutmak demek. Böyle çekiyorsun ya balık tutma adından. Sonra göğüs teması nasıl olacak? Sonra tai sabaki dönüş, skuri yerleşme birbirine. Bunu Minder'de hocam göstermiştiniz. Şimdi teorik olarak anlatıyorsunuz. Evet. O video da bayağı izlendi arkadaşlar. Evet. 800 bin falan izlenmiş gördüm. Ha. Beraber antrenmanımız sizin kanalınızda. Hani derler masada ya. Masada teorik olarak tekrarlıyorum mesela ben. Mesela bir hareketi düşünmeden 10 bin kere yapmışsın. Evet. O hiç önemli değil ama bir hareketi planlı düşünerek tekniğine uygun. Execute etmek. Hatasız tabii. Execution'dır. Yaparsan çok daha iyi bir beceri kazanıyorsun. Beceriyi kazandın. Bunu süratlendirmen lazım. Evet. Beceriyi süratlendirden süratte dayanıklılık. Maç boyunca sırası bu değil mi güzel hocam? Olmak. Beceriyordun ama çok kuvvetli adam. Becerinin kuvveti güçlü olması lazım. Sürati kazandın. Kısa süreli, uzun süreli dayanıklılığını yapman lazım. Kuvvet, kuvvetin sürati, süretin kuvveti, süretin dayanıklığı, kuvvetin esnekliği. İyilip atamıyorsan, güzel değilsen bu motorik özelliklerinin hepsini çocuklara tek tek nasıl geliştireceğini öğretmek lazım. Flexibility mesela işte. Biz başlangıçta sonunda hep ters yapardık eskiden. Halbuki spor dinamik bir hareket. Dinamik esnemek lazım. Esnemek. Sonunda dışarı çıkacaksın. Statik. Evet. Statik esnemek lazım. Orada Golgi tendon, organlar, spindle'lar, muscle spindle'lar, myostatic stretching refleksler. Bunları hep talebelere öğretiyorum ben yavaş yavaş. Kitaplarınızda yazıyor değil mi hocam? Yazıyor, yazıyor. Yani nereden alabilir insan kitaplarınızı? Ben hediye ediyoruz veya bizim namukekin.com'dan alabilirler değil mi? Tabii alabiliyorlar. Onun dışında durumu iyi olmayan arkadaşlar hediye ediyoruz herkese, antrenörlere falan. Mesela o kitabı sana verdiğim 650 sayfa judo kitabına herkese hediye ettik. Antrenörlere falan. Kitap gerçekten. Hocam peki son şöyle bir şey söyleyeyim size. Sizin e-kitaplarınız vardı herhalde. Evet. Şöyle yapalım mı? Bu videonun altına arkadaşlar yorum yazsınlar. Hmm. Aranızdan seçeceğimiz bir kişiye 10 kişi. 10 kişiye mi? 10 kişiye o e-kitapları hediye edelim mi? Tabii seve hem seve. Hem insanlara bunun yararı olsun. Tabii. Hem de videonun altına sizle ilgili ne görmek istiyorlar? Daha sonra videolarda ne dinlemek istiyorlar? Hollandalı hocam vardı. Onun için bir yorum yapsınlar. Yapalım. Anton Geysink diye bir hocam vardı. Hı-hı. Anton Geysink hocam, ben Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nda çalıştım ya. Ortadoğu Güvenlik Kalem'de. Hollanda'ya gittiğimde Amsterdam'a hep onun salonunda antrenman yapardım. 140 kilo, 1.97 boy var. Ondan antrenman yapardım ben. Bir gün dedi ki bana, çıktık, geliyoruz geriye doğru, işte kafeye oturacağız, sohbet edeceğiz falan. Türk olarak da beni çok seven bir adam. Yerde bir kağıt buldu, yazıldı falan, böyle aldı. Kenarda, duvarın kenarında böyle sildi. Baktı ben, ne yapıyorsun dedim. Bilgiyi çamurda bulsan bile alıp okuyacaksın. Vay. O lafını hiç unutmuyorum mesela. Ya. Kaç sene evvel, 50 sene evvel söylemiş. Bu arkadaşlar ama bilgiyi YouTube'da buluyorlar sadece. Çamurda değil. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel şey yaptınız. Ben şimdi içim böyle şey doldu, enerji doldu. Tabii. Şimdi antrenman yapacağım. Belki siz de bana biraz yardımcı olursunuz. Seve seve. Seninle olmak bizim için büyük onur zaten. Estağfurullah hocam. Bir de bana hediye edilen tabii bu amblemli tişörtü, Balaban tişörtünü giymekten onur duyacağım. Sağ olun hocam. Eksik olmayın.